Hoca merak ettiğim bir konu var ki bu da şu. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'den sonra yeryüzünde hiç Müslüman kalmayacak ve kıyamet kopacak. Hocam nasıl olacak da yeryüzü bu alametleri gördükten sonra yeniden Allah'ı inkar edecek? Tehlikeli yeniden darinist materyalist ve komünist akımdan mı gelecek? Saygılar ve sevgiler. Kardeşiniz Hakan Karagöz, Kocaeli'nden göndermiş. Yaşı 27'ymiş. Ya şimdi bakın, Bediüzzaman'ın nesli, Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin nesli yavaş yavaş bitiyor. Bediüzzaman'ın son talebeleri var. O neslin coşkusuna bakın, şu andaki neslin coşkusuna bakın. Arada çok büyük fark var. Yani Mehdi cemaatini tenzih ediyorum ben. İsa Mesih'in talebelerini de tenzih ediyorum. Ama yani arada dağlar kadar fark var. O nesil şu an yavaş yavaş son döneminde. Süleyman Hilmi Tunağan'ın, efendim, Gavs Hazretleri'nin talebeler son aşamalarındadır. Efendim, özellikle İskender Paşa cemaati mesela, onlar da son aşamadadır, yani son nesil. Mahmud Efendi Hazretleri mesela son nesildir. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri son nesil. Mesela Şeyh Nazım Hazretleri'nin ayarında bir şeyh görebiliyor musunuz? O coşkuda, o şeyhte ve o dindarlıkta bir şeyh görebiliyor musunuz? Gören gelsin bana bir söylesin. Mahmud Efendi Hazretleri'nin takvasında, onun coşkusunda bir şeyh görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. O ne, işte bak, bu bir model işte. Bundan sonraki nesil daha da bozulacaktır. Ondan sonraki nesil daha da bozulacaktır. Sadece Mehdi devrinde görülmemiş bir şok meydana geliyor. Yani toplum muazzam bir derlenip toparlanma ve düzelme gösteriyor. Muazzam bir dikleşme oluyor toplumda. Yani görülmemiş bir olay olacaktır. Müthiş bir takva ve heyecan meydana gelecektir. Ve muazzam bir iman coşkusu meydana gelecektir. Fakat Mehdi'nin vefatından sonra insanlar öyle zannettiğiniz kadar güçlü varlık değildir. İnsanlar zayıf yaratılmıştır. Allah ayette belirtiyor. Allah insanları zayıf yaratıldı diyor. Hazreti İsa Mesih'den sonra, onun vefatından sonra insanlar yetim kalacaktır adeta. Yani başıboş kalıyorlar. O müthiş bir moral çöküntüsüne sebep oluyor. Yani istenmez böyle bir şey ama oluyor. Ve gittikçe İslam zayıflamaya başlıyor. Kardeşim ne tür bir cereyan diyor? Yani dinsizlik için bir cereyan sorunu yok adamlarda. Ama darinizm, materyalizm bir daha çıkmaz. Yani Mehdi devrinde bir daha çıkmaz. Kontrolsüz bir ahlaksızlık, o kadar. Dinsizlik, yani gerekçe yok ki dinsizlikten. Adamlar dinsiz diyecekler, o kadar. Allah vermesin. Yani bir zübbeye, bir çakala, niye zübbesin, niye çakalsın dediğimizde bize mantıklı bir cevap vermez ki. Yani hiç gördünüz mü öyle mantıklı cevap verdiklerini? Ya bir psikopata niye psikopatsın desen, psikopat işte, o kadar yani adam. Böyle diyor yani. Mantığa gerek yok. O zamanki dinsizler de oturup bir mantık geliştirecek değiller. Hatta zübbelik yapıyorlar. Eski Arapların taptıkları putlara tapıyorlar. Sırf gıcıklık olsun diye. Yani delilik ve zübbelik olsun diye. İnandığından değil. Cinslik olsun diye yapacaklar. Yani gelişecek sistem budur. Darwinizm, materyalizm, Mehdi öyle bir tepeleyecek ki. Bir daha yani mümkün yok. Bak, iki ceryan bir daha gelişmeyecektir. Bir gericilik, yobazlık, bir daha gelişmeyecek yobazlık. Yani tarihin karanlıklarını gömürüyor artık. Yani yobazların karanlığının içinde yok olacak o. İslam'ın aydınlığı dünyaya hakim olacak. Ama tabii sonra küfrün karanlığı yeniden gelecek. Hazreti İsa Mesih'in vefatından sonra. Bu aşamaların çoğunu görüyoruz. Mesela şimdi İslam'ın hakimiyet aşamasını hep birlikte göreceğiz. Yani benle birlikte kardeşlerimiz görecekler inşallah. Ya birlikte seyredeceğiz. Yani bakın, Mehdi aşamasını ve İsa aşamasını, güzel aşamaları birlikte göreceğiz. Dediklerimin doğru olduğunu alenen görecek insanlar. Ben bu kadar emin olmasam böyle ortaya çıkmam. Mahcup olacağım bir şey de yapmam ben, söylemem de. Yani %100 emin olduğum bir şey söylüyorum. İnşallah. Çok güzel zamanlar göreceğiz. Ama bozulmayı bizden sonraki nesil görecekler. Yani mesela şu an bir yaşın, iki yaşında olan çocukları düşünelim. 30 yaşında evlendiklerini düşünelim. Onların çocukları bozulmayı görecekler.
onların çocuklarının çocukları da kıyameti görecekler. Böyle. Zaten İslam'ın hakimiyetini görünce dediklerimin doğru olduğunu anlayacaksınız. Yani Mehdi'yi gördüğünüzde ondan geri bütün dediklerimin hepsinin doğru olduğunu anlayacaksınız.